8 Şubat Pazartesi günündeyiz. Saatler 19. Şehirde ve bölgedeki gelişmelerden derlediğimiz ana haber bülteninde ben Soner Yüksel sizlerle birlikteyim. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de mutasyonlu virüsle ilgili bir panik ortamının içindeyiz. Niye panik ortamının içindeyiz? Çünkü 17 kişi mutasyonlu virüse maruz kaldığı gerekçesiyle karantinaya alındı. Bunlara yapılan testlerde ne yazık ki 9 kişinin de aynı zamanda pozitif vaka olduğu belirlendi. Haliyle Odunpazarı bölgesinde 4 ayrı sokak ve o bölgede tespit edilen virüslü vakaların yaşadığı bazı site sakinleri de karantinaya alındı. Gündoğdu Mahallesi Kuyucular Sokak'ta mutasyonlu virüs paniğe yol açtı. İki binada yaklaşık 25 kişilik aileden 9'unun testi pozitif çıktı. 17 kişi ise karantina altına alındı. Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde oturan 26 kişiden oluşan 3 aileye İstanbul'dan akrabaları ziyarete geldi. Ziyaretin ardından birbirleriyle akraba 3 aileden 9 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan PCR testleri pozitif çıktı. Sonuçları pozitif çıkanlar hastanede tedavi altına alınırken yapılan analizlerin ardından mutant vaka oldukları iddia edildi. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede pozitif vaka görülen bireylerle 17 kişinin daha temaslı olduğu belirlendi. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin Başkanlığı'nda toplanan Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzı Sıha Kurulu, mutant vaka nedeniyle Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kuyucular Denli, Alkan ve Ergün sokakta yaşayan 17 kişi için 10 günlük karantina kararı aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek giriş çıkışları kısıtlanan ailelerin tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Çok dikkatli olmak gerekiyor, gevşememek gerekiyor. Daha bu sabah bu ekranlarda Günaydın Eskişehir'de konuştuk. Mutant virüs dediğimiz virüs diğer virüsten çok daha bulaşı hızı ve etkisi yüksek olan, direncin sınırlarını daha fazla zorlayan bir virüs. Ve gördüğünüz gibi hani bir anda bambaşka bir atmosfere çeviriyor. İşler iyiye gidiyor derken, vaka sayılarımız düşüyor derken sadece şehirde değil, ülke çapında da ne yazık ki yine kara kara düşündüren bir gelişme. Umarız kısa sürede atlatırız, vaka sayılarını tekrar inişe geçiririz. Yavaş yavaş almaya başladığımız nefesi doyasıya alabiliriz diyelim. Geçelim bir başka gelişmeye. Eskişehir'in en güzel noktalarından biri Mustafa Kemal Atatürk'ün de biliyorsunuz Eskişehir'e şöyle kuş bakışı baktığı Ulus Anıtı. Çok özel bir noktada etrafını da bir anda aslında Ulus Meydanı'na çevirmişti ama bu resmi olarak gerçekleşmemişti. Bu akşam düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olan meclis toplantısında bu iş artık resmileşti. Sadece anıta değil o bölgeye de artık Ulus Meydanı diyeceğiz. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının Nuray Akçasoy Başkanlığı'nda opera binasında gerçekleşti. Mecliste 25 gündem maddesi ilgili komisyonlara gönderildi. Nuray Akçasoy, eski genel müdürlüğünde görev alan Mehmet Recai Erdir'in Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na getirildiğini söyledi. Mecliste ayrıca Ulus Anıtı'nın bulunduğu bölgeye Ulus Meydanı isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Murat Özcan, eski genel müdürlüğüne atanan Oğuzhan Özen'i tebrik etti. İvedilikle Baksan Sanayi, Çukurhisar ve Kızılyer'in altyapı sorunlarının çözülmesini ve takvimin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Genel müdürlüğüne atanan Oğuzhan Özen Bey'i başarılar diliyorum ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii çok deneyimli bir bürokrat, yıllardır Büyükşehir Belediye'mizde vazife yapmakta. Dolayısıyla da konulara hakim olduğunu düşünüyorum. Fakat kendisini bekleyen çok ciddi sorunların olduğunu da farkında olmasını rica ediyorum. Sayın Ahmet Ataş Başkan, Baksan'la ilgili bir imar çalışması yapıyor. Kendisi medyaya böyle duyurdu. Ve dolayısıyla da Baksan'da ciddi bir altyapı sorunumuz var. Biz birçok eski gündeminde bunu kendisine ilettik, eskiye ilettik. Buradan tekrar yeniliyoruz.
kendisine hayırlı olsun derken de bazı halkımızın taleplerini de iletmiş olalım. Yıllardan beri bekleyen bir yatırımdır. Halkımız bu anlamda ilgili bölge esnafımız bir takvim beklemektedir. Özcan ayrıca otobüslerin plaka değişiminden kaynaklı egzoz sorunları yaşandığını aktardı ve konuyla ilgili bir araştırmanın yapılıp yapılmadığını sordu. Araçlarla ilgili sürecin başladığını aktaran Akçasoy, bürokratik işlemlerin devam ettiğini kaydetti. Eğer biraz daha müsaade ederseniz, emniyetimizin gündemde bu konuda ilgili cevap gelsin Murat Bey. Tekrar zaten hepimiz burada olacağız. Bir sonraki meclisimizde bunu tekrar gündeme getirmeye devam edelim. Ama oradan gelecek cevaplarla birlikte bence daha doğru rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Müsaade ederseniz onu öyle bekletelim. Şimdi komisyonluk bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama bürokratik işlemler devam ediyor. Yazışmalar bir gelsin mesela. Baksan'la ilgili imar çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cumhuriyet Halk Partili Erdoğan Aydoğmuş da bir ay içinde bir çalışma yapılarak yeniden meclis gündemine getireceklerini söyledi. İnşallah yetiştirebilirsek en azından 1,5 gün ölçekli nasıl bir planını bir ay içinde yapıp tekrar meclis gündemine getirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Öte yandan bir sonraki meclis toplantısının 12 Şubat Cuma günü yapılması kararlaştırıldı. Birkaç gün önce, en fazla bir hafta geçmişe döndüğümüzde okulların kademeli olarak açılması, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili umutlar da üst safhaya çıkmıştı ama virüsün seyri işte bu düşünceleri de yavaş yavaş geri plana bırakıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki öğretmenlerin programına katıldı bugün. Bu programda virüse dikkat çekti. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıflarda, yaş gruplarında eğitimin yüz yüze başlamasının çok da mümkün olmadığını, biraz daha vakit gerektirdiğinin altını çizdi. Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki çalışma programının açılışında konuştu. Bizler yarı yılın büyük bir kısmında çabamızı, emeğimizi, sevgimizi yine uzaktan ekranları aşarak vermeye çalıştık. Bakan Selçuk, içinde bulunulan olağanüstü şartların devam etmesinin, gönüllerinden geçenlerin hayat bulmasına, çocukların ve öğretmenlerin okullara dönmesine el vermediğini belirtti. Hepimizin gönlü hasretimizin bitmesinden, okullarımızın açılmasından yana olsa da bizler salgının seyrine göre en akli kararı vermekle mükellefiz. Çocuklarımızın üstün yararı bunu gerektiriyor çünkü. Salgının başından beri olduğu gibi yine ihtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarınızda buluşturmak için çabalıyoruz. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Virüs süreciyle ilgili bir açıklama da Eskişehir Valiliğinden geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre il Hıfzı Sıha Kurulu kararı gereğince 15 gün süreyle Eskişehir'deki tüm açık hava etkinlikleri iptal edildi. Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla her türlü açık hava etkinliklerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Tüm dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle açık hava etkinliklerinin toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu belirtilerek bu tür etkinliklerin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi. İlimiz genelinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin icraî zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurullarıyla ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde İlimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri, basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, afiş, pankart asma, protesto gösterileri gibi eylem ve etkinlikler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklandı.
Şimdi vatandaş üst üste bu haberleri görünce haliyle diyor ne oluyor? Acaba bizim bilgimiz dahilinde olmayan bir yayılım mı var diye. Şu ana kadar böyle bir yayılım yok. Olanları zaten sizle paylaşıyoruz edindiğimiz bilgilerce. Ama altını defalarca çizmekte fayda var. Evet. Bugün Eskişehir'de 17 kişinin mutant virüs olduğundan şüphelenildi. 9 kişinin testi pozitif çıktı. 4 farklı sokakta Odunpazarı bölgesinde binaların girişleri, çıkışları kapatıldı. Karantina altına alındı. Bakan Ziya Selçuk Milli Eğitim'de o planlanan takvimin biraz aksayacağını, belli yaş gruplarında başlayacak olsa da Mart itibariyle tüm branşlarda, tüm kademelerde başlamasının mümkün olmadığını söyledi. Eskişehir'de açık havada şu ana kadar 15 günlük süreçle iptal kararı İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından Eskişehir Valiliğince duyuruldu. Yani bu demektir ki tehlike büyük, biz dikkatli olalım, tedbirli olalım. Alışveriş ihtiyaç anında tabii ki dışarıya çıkacağız ama alışverişi bir dışarı çıkma aracı olarak kullanmamak da bizim lehimize diye hatırlatalım. Devam edelim bültenimize. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsmail Candemir bugün hem partisinin yıl dönümü gerekçesiyle bir açıklama yaptı hem de küçük esnafa bir takım tespitlerde bulundu. Pansuman tedavisi yapılıyor dedi küçük esnafa. Bununla da sürecin sağlıklı yönetilmesi mümkün gözükmüyor minvalinde konuştu. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, partisinin 52. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Rahmetli Türkeş'in 52 sene önce yaktığı ateş bir geride Devlet Bahçeli'yi de aynen devam etmekte. Bizim kuruluş ilkelerimiz gayet açık, nettir. Bunu da sık sık tekrarlıyoruz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben ilkesinden hareketle Türkiye'de siyasetin sıkıştığı dönemlerde de gerekli fedakarlıkları yaparak hareketimiz devam etmekte. Bizim önceliğimiz vatandır, millettir, bayraktır, ezandır. Derdimiz budur. Salgın süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Candemir, pandemiden en çok etkilenen kesimin günlük yemiye ile geçinen hizmet sektörü olduğunu vurguladı. Çünkü bu arkadaşların birçoğunun sosyal güvenliği olmadığı için gerekli maaş da alamadılar. İşte devlet bu tip arkadaşlarımıza 1.000 lira bir yardım yaptı. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Özellikle Eskişehir özelinde bunun sıkıntısını çok fazla yaşıyoruz. Eskişehir ekonomisinin hep söylüyoruz %60'ı hizmet sektöründen oluştuğu ve 3 üniversite de şu anda kapalı olduğu için ekonomik olarak da çok büyük bir sıkıntıdayız. Candemir, esnafa yapılan desteklerin yeterli olmadığını savundu. Bizim genelde en büyük sıkıntıyı yaşadığımız yerlerden birisi de Bağlar bölgesindeki esnafımız. Oralarda da kiralar çok yüksek. Hükümetin son aldığı kararla işte cirosu 3 milyon ve üzerinde olan işletmeler ciro kayıplarına göre maksimum 40 bin lira olmak üzere bir hibe kredisi yine gündemde. Bir şekilde pansuman tedavisiyle bu süreç atlatılmaya uğraşılıyor. Ama siz de takdir edersiniz ki bir sene kadar süren böyle bir krizde hepsininle baş etmek de oldukça zor oluyor. Sonuçta sanayi her ne kadar devam etse de şu anda çok büyük vergi kayıpları şunlar bunlar hepsi zaten söz konusu. Devlet de elinden geleni yapıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yaşanan sıkıntıları göz önüne alınarak ek önlemlerle biraz daha nefes alması sağlanabilir. Tırla kamyonetin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. 3 kişi kaza sonucu yaralandı. Bir kamyonet tırın çarpmasının etkisiyle ancak kenardaki reklam panolarına çarparak durabildi. Haliyle yol bir süre trafiğe kapandı ve uzun kuyruklar oluştu. Kaza Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan Hasan Polatkan Köprü altında meydana geldi. Raşit E idaresindeki tır ile Ayhan D'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan reklam panolarına çarparak durabildi. Çarpışma sonucunda kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Öte yandan kazanın etkisiyle bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde 600 litre sahte alkol ele geçirildi. Eskişehir Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkollerin ticaretinin önlenmesi ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 5 Şubat günü 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 600 litre şişelenmiş, satışa hazır vaziyette sahte alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve içki adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarda kullanılan tıbbi alkol olduğu görüldü. Yine Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı, biri ise tutuklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda Hoşnudiye Mahallesi Barlar Sokağı civarında 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan, diğer şüpheli hakkındaysa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ST, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. ESMEK, Eskişehir Meslek Edindirme Kursları önemli bir misyonu üstleniyor. Ancak uzaktan öğrenimle tabii ki uygulamalar yerini tutmuyordu. Vaka seyri düşünce hem mesafeye hem de maske kuralına ve kısıtlı katılımcıyla birlikte kurslar yeniden başladı. Ve kısa sürede yaklaşık 10 gün gibi az bir zaman diliminde başvuru sayısı tam 10 bin kişiye ulaştı. ESMEK, yüzlerce farklı branşta düzenlediği yeni dönem kurslarına pandemi koşullarına uygun bir şekilde kısıtlı sayıda katılımcı, maske ve mesafe kurallarıyla başladı. 40 branşta sınıflarda kısıtlı sayıda katılımcıyla maske ve mesafe kurallarına hassasiyet gösterilerek yüz yüze eğitime geçildi. ...76 branştaysa online eğitimlerle vatandaşların pandemi sürecinde evde verimli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Odunpazarı tarihi bölge içerisinde bulunan turistik el sanatları merkezinde eğitim alan kadınlar, ürettikleri eserleri hem internet üzerinden hem de ESMEK satış mağazasında satarak kendi ekonomilerine de destek oluyorlar. Kurslara Eskişehirlilerin bu dönemde büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 gün gibi kısa bir sürede 10 bine yakın kayıt aldıklarını belirterek ESMEK'in önemli bir sosyal sorumluluk örneği haline geldiğini ifade etti. ESMEK sayesinde ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade eden kadınlarsa, kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Başkan Büyükerşen'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Vücudunun fiziksel olarak %98'ini kullanamayan SMI hastası Hatice Özkan verdiği çevrim içi derslerle hem farkındalık oluşturuyor hem de eğitmenlik hayalini bu vesileyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Doktorların 10 aylıkken SMA tip 2 teşhisi koyduğu Hatice Özkan okuma azmi ve hayata bağlılığıyla herkese örnek oluyor. 19 yıllık eğitim hayatında farklı bölümlerden başarıyla mezun olan Özkan, aktif olarak 6. lisans eğitimine devam ediyor. Aldığı eğitimlerin yanında küçük yaştan beri istediği eğitmenlik hayalini de gerçekleştirme fırsatı buluyor.
Vücudunun fiziksel anlamda %98'ini kullanamayan, yatağa bağımlı olan Hatice Özkan, Anadolu Üniversitesi'nin Akadema platformunda verdiği çevrim içi derslerle farkındalık oluşturmak istiyor. İnternetin başarı videolarıyla dersimin içeriklerini anlattım. Çünkü insanlara ancak başardıklarınızla bir şeyleri gösterebilirsiniz. Ben de bu eğitimle hem kendi başarımı hem de indirmeye rağmen insanların neler başarabildiğini anlatarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum. Hatice'nin eğitim hayatı hakkında bilgiler veren anne döndü Özkan, kızının öğretim görevlisi olmak istediğini söyledi. Ders veriyor, öğrencileri var. Yani elinden geldiği kadar ve onun gibi olan engelli arkadaşlarına yardımcı, destek olmak için onlar yani hani hayata küsen arkadaşlarına diyor ki yani ben bunu yaparsam siz de yapabilirsiniz. Bedensel engelliyiz ama zihnimiz engelli değil Allah'a şükür. Yapabiliriz, başarırız. Her yani sağlam insanların, engelsiz insanların yapabileceği her şeyi biz de yapabiliriz. De çok azimli, çok istekli. Hatice'nin çok özel ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Açık Öğretim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cengiz Hakan Aydınsa, çevrimiçi eğitimlerle herkese örnek olduğunun altını çizdi. Hatice bizim için özel bir öğrenci. Biliyorsunuz belki yani vücudunun %98'ini kullanamıyor fiziksel olarak ama muhteşem bir zekaya, muhteşem bir beyne sahip. Kendisi ders vermek istedi. Bizim yüksek lisans öğrencimiz aslında. Bizim uzaktan öğretim yüksek programımız var. Türkiye'de tek, şimdilerde yenilerde birileri daha açmaya çalışıyor ama uzaktan eğitim uzmanı yetiştiriyoruz. O programda yüksek lisans öğrencimiz, derslerde de çok başarılı. Akademada biz ona bir ders açtık. Şu an bir ders yürütüyor engeller konusunda. Özellikle de kendisi gibi arkadaşlarını da dersin içine katarak kendi deneyimlerini, kendi yaşadıklarını anlatıyorlar, paylaşımlarda bulunuyorlar. Geçtiğimiz hafta örneğin ilk canlı oturumunu yaptı. Çok eğlendik, ben de katıldım. Avustralya'dan katılanlar vardı. Çok ilgimizi de çektik. İlgi çekici bir ders oldu. Bugün yürek burkan üzücü bir kaza haberi de Afyonkarahisar'da meydana geldi. Bir arabayla at arabasının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Aynı zamanda at arabasına bağlı olan at da yolun ortasında dakikalarca yardım bekledi. Kaza Konya Eskişehir Karayolu Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. OK idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil iddiaya göre önünde seyir eden HG'nin kullandığı at arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabası parçalanırken HG ise olay yerinden yaklaşık 5 metre uzağa savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. HG ve otomobil sürücüsü OK, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazada ağır yaralanan HG, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası at arabası paramparça olurken arabayı çeken ve kazada yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı. Ata müdahale edilmesi için Bolvadin Belediyesi ekiplerine haber verildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Kötü haberlerin olmadığı bir yarın dileyelim sizlere. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.